Bu video sponsor olduğu için Monofor'a çok teşekkürler. Peki yeni başlayacak dijital pazarlama meraklılarına ne gibi tavsiyelerde bulunursun? Sizin eski videolarda da zaten bazılarında farklı alanlar olsa da benzer cevaplar verilmiş. Onları da izlemiştim, çoğunu takip ediyorum. Gerçekten bu işi severek yapmayacaklarsa, yani sevdiklerini düşünmüyorlarsa hiç başlamasınlar. Araştırma, öğrenme sürekli her gün, belki de her saniye yapacakları bir şey. Çünkü çok dinamik bir dünya. Yani yarın öbür gün Google işte ya da başka bir yer çıkıp ben artık şunu şöyle yapmıyorum dediği anda sizin anında haberdar olmanız ve o konuyla ilgili hemen ne yapacağınızı planlıyor olmanız lazım. Geçmiş tecrübelerinizle harmanlayıp nasıl bir aksiyon alacağınızı o kaynaklardan, ilgili kaynaklardan sürekli dinamik bir şekilde takip edip öğreniyor olmanız lazım. Dolayısıyla dediğim gibi, yani o araştırma, öğrenme şevki yoksa burada tutunmak çok zor. Aynı zamanda tabii artık bir klasik ama herkes şu an yani İngilizce artık dil olarak sayılmıyor çok uzun bir zamandır, ama gerçekten yabancı bir kaynaktan bu işi takip edebilecektir. İkinci bir dilleri yoksa yine o çok zor. Burada kariyer yapmak istiyorlarsa öncelikle o dil konusunda çözmeleri gerekiyor. Bunu biraz daha öğrenci aşamasında olanlara söylüyorum. Peki öncelikli olarak bilinmesi gerekenler nelerdir sence? Kullanıcı gibi düşünebilmek. Google'ın da zaten istediği bu. Sen kendini kullanıcı yerine koyup o şekilde optimize edersen bir şeyleri, ben zaten olması gereken hakkı Sezar'ın hakkı Sezar'a yapabiliyorum diyor. Dolayısıyla sen bir siteyi ne biliyorsan ol. Gerçekten ben sıfırdan bir kullanıcı olsaydım nasıl bakarım, nasıl planlarım diye düşünebiliyor olman lazım. Biraz yaratıcı da olman lazım. Ve birçok bilgiyi hibrit bir şekilde harmanlayan bir yapının da olması lazım. Bunun dışında her ne kadar direkt yazılım işi olmasa da yazılımcılarla konuşabiliyor olman lazım. Yani derdini anlatacak kadar HTML ve CSS biliyor olman lazım mesela. Hatta son zamanlarda Python özellikle SEO, bu arama motoru optimizasyon dünyasında çok entegre olmuş durumda. Birazcık o kodlarla da meraklı haşır neşir olursan tadından yenmez. Peki en çok nerelerde hatalar yapılıyor? Demin sorduğun soruya biraz çok benziyor. Ne kadar güzel bir fikriniz olursa olsun, siz kullanıcıyı, o kullanıcının o fikirde nasıl bir deneyim yaşayacağını düşünmediğiniz zaman o iş çöp. Gerçekten kullanıcı gibi düşünebiliyor olmak lazım. Bunun çok örneklerini yaşadık. Mesela en basitinden bir örnekte, hani sen bir butonun sadece bir cihazda onu test etmişsindir ama başka cihazlarda mesela onun yarısından aşağısı çalışmıyordur. Bunu test etmezsen, bunu görmezsen, farkında olmazsan çoğu alanda bunun verimini alamazsın. Dolayısıyla kullanıcı deneyimini göz ardı etmek en çok yapılan hatalardan biri diyebilirim. Nasıl ve nereden eğitim alınmalı? Güzel soru yine. Paralı da bir sürü eğitim var. Özellikle LinkedIn'den bu camiayı takip edenler de görüyordur. Ama ben Google'ın, Dijital Garaj Google yazarlarsa görürler. Buradan net adres verdim. Şu an hatta yeni de duyurusunu yaptı. 40 saatlik bir dijital pazarlamaya giriş eğitimim var orada. Onunla başlarlarsa bence güzel bir kaynak olur. Onun dışında Coursera, edX gibi platformlar var. Massive Online Open Courses diye geçiyor. Buralardan aynı zamanda sertifika vesaire de alabilirler. Dolayısıyla aslında Google'ın kaynaklarıyla başlayıp gerekli görürlerse diğer alanlarda da kod vesaire ilgili kısımlarda kendilerini geliştirebilecek bir sürü kaynaklar, sınırsız yani. Dijital pazarlama çalışanları, danışmanları ne kadar kazanıyor? Şu an bunun cevabını verince tam böyle thumbnail'a koymalık clickbait title, değil mi? Şu kadar Evet, kazanıyor. direkt kafadan 30 bin diye görüyorum. Bakalım. Şu an asgari ücretin zaten belli bir noktaya geldiğini düşünürsek 3 ile 10-15 arasında değişebiliyor diyebilirim. Başlangıç artı birazdan senior artı bir takımı yönettiğim pozisyona geldiğindeki aralık herhalde aşağı yukarı bu kadardır. 15 dediğin bir direktör vesaire değil, değil mi yani? Bir ekip lideri gibi bir şey de olabilir. Title'lar biliyorsun çok değişti işte. Analist, senior, analist, senior, executive, premium, diamond analist falan diye Evet. ara title'lar da olabiliyor. Ama aslında işin özü, yani bir skala vermek burada ne kadar doğru olur, o yüzden bunu cevaplarken de çekindim. Sen ne kadar bildiğini gösterebilirsen ve ne kadar çok bu dünyaya fayda katabilirsen aslında o kadar kazandığın bir dünya var. Sınırsız aslında bir yandan da. Skala yok yani.